Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. İnşallah keyifler yerindedir. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Artık sınava az bir zaman kaldı ve artık siz de bunaldığınız farkındayım. Bir an önce sınav olsa da ne olacaksa olsun dediğinizi duyar gibiyim. Ama inşallah ben inanıyorum herkes istediği üniversiteye, istediği bölüme gidecektir arkadaşlar. Emeklerinizin karşılığını alırsınız inşallah. Ben de sizlere en azından her gün bir genel tekrar veya denemeyle yardımcı olmaya çalışacağım. Videoları sıklaştırmaya çalışacağım. Hadi gelin birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeyelim. Olay ve olgu kavramları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi olgudur? Hangisi olgudur? Atatürk'ün Samsun'a çıkması, Dandana Kan Savaşı'nın yapılması, İstanbul'un fethedilmesi, Anadolu'nun Türkleşmesi, Talas Savaşı. Olay ve olgu kavramları arkadaşlar neydi? Olay tek tek meydana gelen gelişmelerdi. Olgu ise daha uzun süreli gelişmeler. Bir olayların bütünü diyebiliriz olgu için. Zaten şıklara baktığımızda birinin diğerlerinden farklı olduğunu göreceğiz. Atatürk'ün Samsun'a çıkması bir olaydır. Dandana Kan Savaşı 1040 yılında yapıldı, bir olaydır. İstanbul 1453'te fethedildi, olay. Talas Savaşı 751 bir olaydır. Daha kısa süreli gelişmelerdir. Ama Anadolu'nun Türkleşmesi bir günde olan bir şey değildir. Daha geniş zamanı kapsayan bir durumdur. Bu da olgudur arkadaşlar. Birinci sorumuzun cevabı D şıkkı. Bakalım kimler fulleyecek? İnanıyorum arkadaşlar en azından iki yanlışın altında olmayacaktır. İnanıyorum sizlere. Dünya tarihinde bilinen ilk imparatorluğu ve bilinen ilk düzenli orduyu kuran Mezopotamya uygarlığı hangisidir? İki tane bilgi var. Dünyada bilinen ilk imparatorluk ve bilinen ilk düzenli orduyu kurmuş bu imparatorluk. Niye bilinen ilk imparatorluk veya bilinen ilk düzenli ordu diyoruz arkadaşlar da direkt tarihteki ilk imparatorluk demiyoruz. Çünkü tarihte şu anda bildiğimiz bu. Yani bu değişebilir arkadaşlar. Tarihte bilgiler değişebilir. Kazılar yapılıyor mesela. Farklı şeyler, farklı bilgiler çıkabiliyor. O yüzden bilinen diyoruz. Cevabımız ne arkadaşlar? Akatlar değil mi? Tarihte bilinen ilk imparatorluk ve İlk düzenli orduyu kuran da Akatlardır. Üçüncü soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'dan Avrupa'ya göç eden Türk topluluklarından birisi değildir? Orta Asya'dan Avrupa'ya göç eden Türk topluluklarından değildir. Avarlar, Peçenekler, Türgişler, Hunlar ve Macarlar. Avarlar göç etti mi? Avrupa'da devlet kurdular değil mi? Peçenekler göç ettiler. Hunlar zaten Avrupa'nın devleti. Macarlar da Avrupa'ya göç eden Türk topluluklarındandır. Ama Türk işler Avrupa'ya göç etmemiştir arkadaşlar. Türk işler deyince aklımıza direkt ne geliyordu? Emevilerle olan mücadeleleri değil mi? Emevilerle mücadele etmişlerdi ve Orta Asya'nın Arapların eline geçmesini engellemişlerdi. Geldi dördüncü sorumuz. Aşağıdaki olaylardan hangisi Hazreti Ebubekir döneminde yaşanmamıştır? Hazreti Ebubekir dönemi. Yalancı peygamberler sorunu Hazreti Ebubekir dönemiydi değil mi? Kur'an-ı Kerim yine Hazreti Ebubekir döneminde kitap haline gelmişti. Cemel vakası bir kalsın. Ridde olayları Hazreti Ebubekir dönemi olaylarıdır. Zekat vermek istemeyen kabilelerle savaşlar da yine Hazreti Ebubekir döneminde yapılmıştı. Cemel vakası ne zamandı arkadaşlar? Hazreti Ali dönemi. Cevabımız C şıkkı olacak. Beşinci soru. Türk İslam devletlerinde askerlikle ilgili işlerin görüldüğü divan aşağıdakilerden hangisidir? Askerlikle ilgili divan arkadaşlar. Divanı inşa, divanı arz, divanı istifa, divanı pervane, divanı işraf. Hangisiydi? Divanı arz arkadaşlar. Arz ederim komutanımdan aklınızda kalabilir. Divanı arz. Diğerlerine bakalım isterseniz. Bu arada divanı arzın başkanı da Emiri Arz'dır arkadaşlar. Emiri Arz. Divanı inşa neydi? Divanı Tuğray'dı bir diğer adı da. Yazışmalardan sorumluydu. Divanı istifa vergilerin toplanmasını sağlar arkadaşlar. Mali işlerden sorumluydu. Divanı pervaneydi şuydu arkadaşlar. İktaların düzenlenmesinden sorumluydu. Toprak dağıtırdı. Divanı işraf da yine mali işlerden sorumlu. Mali denetimleri yapmaktaydı. Sonuç olarak askeri işlerden sorumlu divanı arzdır. Öşür, cizye ve anam 3 tane vergi çeşidi var. Yukarıdaki vergi çeşitlerinden hangisinde dinsel farklılıklar gözetilmemiştir?
dinsel farklılıklar gözetilmemiştir. Öşür neydi arkadaşlar öşür? Müslümanlardan alınan ürün vergisiydi değil mi? Müslümanlardan alınan ürün vergisi, dinsel farklılık var bakın Müslümanlardan diyoruz. Cizye neydi? Cizye'de gayrimüslimlerden askere gitmemeleri karşılığında alınan vergiydi. Yine dinsel bir farklılık var. Bir aldık, iki aldık ama üç ne arkadaşlar? Anam. Anam küçükbaş hayvanlardan alınan vergiydi. Müslüman veya gayrimüslim ayrımı yapılmamıştır. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. Yedinci soru. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı seferlerine karşı mücadele eden Türk devletlerinden veya Türk beyliklerinden değildir? Haçlı seferleri arkadaşlar. Anadolu Selçukluları, Danışmentliler, Memlükler, Karahanlılar ve Saltuklular. Hangisi Haçlılara karşı mücadele etmemiştir? Anadolu Selçukluları mücadele etti mi? Etti. Memlükler de Haçlılara karşı mücadele etmişlerdir. Danışmentliler ve Saltuklular da birlikte Haçlılara karşı mücadele etmişlerdi ama Karahanlıların Haçlılarla mücadelesi yoktur arkadaşlar. Cevabımız Karahanlılar. Osmanlı kuruluş döneminde hükümdarlar aşağıdaki unvanlardan hangisini kullanmamıştır? Kuruluş dönemini düşünelim arkadaşlar. Hangisini kullanmamıştır? Hüdavendigâr, 1. Murat, Gazi kullanılmıştır. Bey, Orhan Bey diyoruz kullanıldı. Sultan, ilk sultan unvanını kullanan kimdi Osmanlı Devleti'nde? Orhan Bey'de değil mi? Bunlar kullanıldı ama halife unvanı ne zamandı arkadaşlar? Yükselme döneminde değil mi? İlk halife kimdi? Osmanlı Devleti'nde hangi padişahtı? Yavuz Sultan Selim'di. Cevabımız C şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni ile Kanuni Sultan Süleyman ile 4. Murat'ın ortak özellikleri arasında değildir? Kimmiş? Kanuni Sultan Süleyman, 4. Murat. Ortak özelliği bakalım ne? Yükselme dönemi padişahlarıdır. Doğru mudur? Kanuni Sultan Süleyman yükselme dönemi. 4. Murat ne zamandı? Duraklama dönemi. Fransa'ya bu gitti. Olmaz. Fransa'ya kapitülasyonlar ne zaman verildi? Kanuni Sultan Süleyman döneminde verilmişti. Kim döneminde? 1. Mahmut döneminde de 1. Mahmut dönemi yanlış hatırlamıyorsam sürekli hale getirilmişti. Burada 4. Murat yok. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istemeleri Kanuni Sultan Süleyman'da 4. Murat'ın da böyle bir girişimi olmamıştır. Bağdat'ı egemenlik altına almaları. Arkadaşlar biliyorsunuz Bağdat Fatih 4. Murat aynı zamanda Bağdat'ı ilk fetheden Kanuni Sultan Süleyman'dır. Unutmayın 4. Murat'ın dışında Bağdat Fatih diyebileceğimiz padişah Kanuni Sultan Süleyman'dır. Yani Bağdat Fatih hem Kanuni hem 4. Murat'tır. Unutmayın ikisinin böyle bir ortak özelliği vardır. Karadeniz'in Türk gölü haline gelmesi de zaten Fatih Sultan Mehmet döneminde Kırım'ın alınmasıyla olmuştu. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde divan üyelerinden değildir? Divan üyelerinden değildir. Defterdar, sadrazam, nişancı, kazasker ve şehremini. Hangisi arkadaşlar? Defterdar, sadrazam, nişancı ve kazasker divan üyesidir. Şehremini divan üyesi değildir arkadaşlar. Neydi şehremini? İstanbul'un belediye işlerinden sorumluydu. Fransız ihtilaliyle yaygınlaşan düşüncelerden hangisi Osmanlı Devleti'ni daha az etkilemiştir? Osmanlı Devleti'ni daha az etkilemiştir. Ne? Fransız ihtilaliyle yaygınlaşan düşünceler. Milliyetçilik, demokrasi ve laiklik. Şimdi milliyetçilik etkiledi mi arkadaşlar? Bütün dünyayı etkilediği gibi Osmanlı Devleti'ni de etkiledi. Balkanlarda ne olmuştu? Yunanistan, işte Sırplar filan bunlar bağımsızlığını kazanmıştı. Ayrılmışlardı Osmanlı Devleti'nden. Demokrasi etkiledi değil mi? Ne oldu? Meşruti yönetime geçildi. Laiklik daha az etkilemiştir arkadaşlar. 1 ve 2 Osmanlı Devleti'ne fazlasıyla etkilemiştir. Cevabımız ne olacak? Daha az etkiledi dediği için yalnız 3 olacak. Osmanlı Devleti'nde yenilikler yaptığı için tahttan indirilen ve yenilikler yapmadığı için tahttan indirilen padişahlar hangisinde doğru verilmiştir? Tuhaf bir soru gibi gelebilir ama güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Osmanlı Devleti'nde yenilikler yaptığı için tahttan indirilmiş bir padişah, yenilik yaptığı için, diğeri de yenilik yapmadığı için tahttan indirilmiş. Enteresan. Bakalım.
Yenilik yaptığı için tahttan indirilen padişah hangisi arkadaşlar? Şıklarda bakalım. 3. Selim var. 2. Mahmut, 2. Osman, 3. Selim. Şimdi birincisi 3. Selim olacak arkadaşlar. Şunları eleyelim. 3. Selim Abdülaziz, 3. Selim 2. Selim. Şimdi cevabı bulduk gibi ama bunlar ne yaptı bir bakalım. 3. Selim hangi yenilikleri yaptığı için tahttan indirildi? Biliyorsunuz 3. Selim döneminde ilk planlı ve programlı ıslahatlar başlamıştı. 3. Selim döneminde Nizam-ı Cedid, bu yeni düzen demekti zaten. Nizam-ı Cedid adında bir ordu kurmuştu. Daha sonra ne oluyor? 3. Selim yenilikler yaptığı için tahttan indiriliyor. Yerine 4. Murat geçirilmişti. Kabakçı Mustafa ishanıyla. Bundan sonra da 2. Mahmut tahta çıkmıştı. Birincisi 3. Selim dedik. Abdülaziz de yenilik yapmadığı için tahttan indirilmişti. Ne olmuştu? Jön Türkler meşrutiyete yanaşmadığı için Abdülaziz'i tahttan indirmişti. Yerine 5. Murat'ı geçirmişlerdi. Daha sonra da 5. Murat'ın akli işte sorunları vardı, sağlık sorunları. Daha sonra da meşrutiyet sözü veren 2. Abdülhamit tahta çıkmıştı. Bu şekilde arkadaşlar 3. Selim yenilik yaptığı için, Abdülaziz de yenilikler yapmadığı için tahttan indirilmiştir. İnşallah çok uzatmadım arkadaşlar. 13. soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi meşrutiyet dönemi için söylenemez? Meşrutiyet dönemi. İkili, iki meclisi bir yönetim kurulmuştur. Çok uluslu bir meclis kurulmuştur. Halk ilk kez yönetime katılmıştır. Ulusal egemenlik gerçekleşmiştir. Türk tarihinde ilk kez anayasa ilan edilmiştir. Neydi ilk anayasa? Kanuni esası. Cevap ne arkadaşlar? Yaptığınızı düşünüyorum. Ulusal egemenlik Osmanlı Devleti'nde gerçekleşmedi. Ulusal egemenlik daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleşiyor. Diğer şıklarımız doğru. Ulusal egemenlik söylenemez arkadaşlar. 14. soru. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı sonrası imzalanan ateşkes anlaşmalarından değildir? Ateşkes anlaşmaları. Sevr Anlaşması, Saint-Jean-de-Maurienne, MacMahon Anlaşması, Retondas ve Londra. Arkadaşlar Sevr Anlaşması zaten Osmanlı Devleti'ni bitiren, parçalayan, kabul edilmemiş, ölü doğmuş bir anlaşmaydı. Bu gitti. Saint-Jean-de-Maurienne, MacMahon ve Londra arkadaşlar bunlar gizli anlaşmalardı değil mi? Gizli anlaşmalar. Cevabımız ne olacak? Retondes. Kimle? Almanya arkadaşlar. Ateşkes anlaşması. Cevabımız D şıkkı. Retondes. 15. soru. Aşağıdaki anlaşmalardan hangisi daha önce imzalanmıştır? Bakalım. Ankara Anlaşması ne zaman imzalanıyor? Sakarya Savaşı'ndan sonra. Kars Anlaşması yine Sakarya Savaşı'ndan sonra. Gümrü Anlaşması kalsın. Lozan Anlaşması zaten Kurtuluş Savaşı'nın sonunda. Mudanya Anlaşması da yine milli mücadelenin askeri safhası bittikten sonra imzalanmıştı. Hangisi daha önce imzalanıyor? Gümrü Anlaşması değil mi? Büyük Millet Meclisi'nin imzaladığı ilk anlaşmaydı Ermenilerle. Ermenilerle Doğu Cephesi'nde cevabımız C şıkkı olacak. 16. soru. Aşağıdakilerden hangisi 1. İnönü Savaşı'nın sonuçlarından değildir? 1. İnönü. Bakalım. İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi, Londra Konferansı'nın toplanması, Moskova Anlaşması, Gümrü Anlaşması, Afganistan Dostluk Anlaşması. Nedir arkadaşlar cevabımız? 1. İnönü'nden sonra Milat diye kodlamıştık değil mi? Milat. İstiklal Marşı kabul edildi, Londra Konferansı toplandı, Moskova Anlaşması, Afganistan Dostluk Anlaşması, Gümrü Anlaşması, Londra 1. İnönü Savaşı'ndan daha önce imzalanmıştı. 17. soru. Kanun esası aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle yürürlükten kaldırılmıştır? Kanuni esası az önce de söyledik. Türk tarihinin ilk anayasasıydı. Hangisiyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır? 21 Anayasası, 24 Anayasası, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı. Hangisi arkadaşlar? Unutmayın Kanuni esası 1924 anayasasıyla yürürlükten kaldırılmıştır. Unutmayın 24, 21 değil 24 anayasasıyla yürürlükten kaldırılmıştır. 3 tane öncülümüz var arkadaşlar. Türk kadınları yukarıdaki hakları hangi sırayla elde etmiştir? Kronoloji bakalım. Milletvekili seçimlerine katılma,
belediye seçimlerine katılma, muhtarlık seçimlerine katılma. Bakalım ilk önce hangisi gerçekleşiyor arkadaşlar? Belediye seçimleri. 1930 yılında belediye seçimlerine katılma hakkı elde ediyor kadınlar. Daha sonra muhtarlık 1933 ve 1934 yıllarında da milletvekili seçimlerine katılma hakkı elde etmişlerdi. Yani 2, 3 ve 1 oldu. 2, 3 ve 1 cevabımız D şıkkı. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi daha sonra gerçekleşmiştir? Yine tarih bilgisi arkadaşlar, kronoloji bilgisi. Hangisi daha sonra gerçekleşmiştir? İş Bankası'nın kurulması ne zaman kurulmuştu? İlk özel banka 1924. İlk genel müdürü de kimdi? Celal Bayar'dı. Medeni kanun kabulü ne zamandı? 1926 yılı. Miladi takvimi kabulü ne zaman arkadaşlar? 1926. Miladi takvim 1 Ocak 1926'dan itibaren kullanılmaya başlanmıştı. Medreseler ne zamandı? 1924'te kapatıldı. Sümer Bank da 1933 yılında açılmıştı. Hangisi daha sonra arkadaşlar? Cevabımız Sümer Bank E şıkkı olacak. 20. soru Çağdaş'tan. 2. Dünya Savaşı'nda Almanya aşağıdaki ülkelerden hangisini işgal ettikten sonra kendi denetiminde Vichy hükümetini kurmuştur? Nerede kuruluyor arkadaşlar Vichy hükümeti? Fransa, Norveç, İtalya, Danimarka, Çekoslovakya. Nerede Vichy hükümeti? Fransa'da kurulmuştu. Ve geldik son soruya arkadaşlar. Aşağıdaki ülkelerden hangisi NATO'ya üye değildir? Hangisi NATO'ya üye değildir? Lüksemburg, Çekoslovakya, Danimarka, Hollanda ve Norveç. Lüksemburg, Danimarka, Hollanda, Norveç NATO'ya üyedir arkadaşlar. Çekoslovakya değildir. Çünkü Çekoslovakya Doğu bloğunda yer alan bir ülkedir. NATO Batı bloğunda. Çekoslovakya bu olamaz arkadaşlar. Doğu bloğunda yer aldığı için. 21 soruluk denememizin sonuna geldik arkadaşlar. Sürçülisan ettiysem affola, umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlara yazın arkadaşlar. Bakalım kimler kaçta kaç yaptı. Herkese iyi çalışmalar.